Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonaları bunlar böyle hakikaten hocam keyifle geçen olaylar. Ne dedi orada? Cingiz Kan mı dedi? Cinci Hoca gibi geldi bana. Zor telaffuzu ya. Cingiz Kan. Öyle bir şey dedi. Ben isterdim Japonların ilerlemesini ya da Korelilerin ama tabii Onlar çok iki dişli takım rakip geçen orada. sefer de öyle oldular Hocam onlar. demek ki penaltıları hiç çalışmamışlar bir Yok, orada. Belçika'ya karşı da penaltı değil. Son dakikalarda kaybettiler ya. Evet. Belçika'ya 2008'de karşı. Bilic'li Hırvatistan bize kaybettikten sonra çok iyi gittiler hocam. Bir de final gördüler ha. Çok tecrübeli takım onlar ya. Yani Hepsi her çok turnuvada tecrübeli. iyiler Hırvatlar yani. Hep üzerine kata kata geldiler. Çok tecrübeliler. Kalecileri dışarıda oynamıyor. Perisic Yanlısı. çok iyi hocam ya. Hepsi Ivan iyiler. Perisic. Hepsi. Hepsi birbirinden farklılar. Hepsi iyiler. Davor Şüker'in rekorunu egale etti ya. Evet. Böyle şeyi görmüyor musun Ama burada? hocam soruya cevap veremedi daha. Veremedi. Ya o farklı bir şey. Şeyde şimdi Arjantin'de santrofor dediğin zaman çok farklı santroforlar var. Hangisini söyleyeceksin yani? Hırvatistan, Hırvatistan. Yok Arjantin. şimdi şeyden Arjantin diyor. Icardi'den bahsetti Icardi'den ya. bahsettik ya. Oraya vermedi diye oraya geldim. Abi şey Hırvatistan'da da girdi. Hepsi oradan oraya attı. Arjantin santrofor deyince aklına hangi isim geliyor? Yakın O zaman için söylemeyeyim genel. çok eskilerden vardı bir tane ya. Kempesçi de Yok hocam. Kempes daha çok Tamam, Messi gibiydi başkaydı o. ya. Da arkadan gelen Kempes çok farklı bir Bu oyuncuydu. başka bir oyuncuydu. Kanija kanat oynuyordu. O Kanija. çok farklı bir oyuncuydu. Onlar Batistuta. kim? Gabriel Ha, Batistuta, Batistuta. Gabriel, Batistuta. evet. Baygol. Değil mi? Batigol. Pardon. Batigol. Onlar çok farklı oyunculardı yani o dönem. Zaten hep geçiyor. O dönemin oyuncuları hani mesela şu andaki gibi çok hızlı değil oyunlar. O döneme göre gene hızlılar. Bizden de hep hızlıydı da. Ama çok kreatif oyuncular vardı. Çok teknik kapasitesi, çok yüksek oyuncu. Doğru. Kore'yi görmedim kaç yaşında çocuğu yattı Barcelona'da oynuyor adam. Hocam Hırvatların bu çıkışını Serdar neye bağlıyorsun? Yani hakikaten Takım oyunu. bir yapılanmaları oldu. 2008'den sonra Bilic'den sonra bir ısrarları oldu, bir yapılanmaları Yalnız oldu. bu Hırvatistan, yani geçmişteki Hırvatistan'a çok yakın bir Hırvatistan değil. Değil. Daha iyilerini gördük, daha iyi Hırvatistan gördük. Davor Şükerler. Ama bu haliyle çıkıp ilerleyebilmesi tecrübe. Tecrübe. Alışkanlık, turnuva alışkanlığı. Aynen. Bunlar çok önemli. Bir de O belli bir oyuncuların saatten sonra kalitesi. genlerini işliyor senin zaten o. Yine Modric. Belçika niye hep Serkan Korkmaz'ın en itiraz ettiği noktalardan biridir? Nasıl oluyor da sıralamada? Adamlar her turnuvada var. Her turnuvaya gidebilme alışkanlığı edinmiş. Şimdi Hırvatlar da öyle. En kötü halleriyle bile bir şeyler yapabildiler. Ayrılmadan bile vardı onlar zaten. Hep vardılar. Belki de ayrılmadan önceki halinin temel taşıydı İşte bak Hırvatistan. ayrılmadan beri geçenlerde söyledik işte gidin de bakın Dinamo Zagreb'in şeylerin altyapılarını bir gezin. Senin A takım tesisleri o kadar da öyle değil. Evet. Yanlış Kaç tane anlama, saha bu var? Hırvatistan bizim elemelerdeki Biliyorum, rakibimiz. biliyorum. Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün sakatlanmış, omzundan sakatlanmış. Genç futbolcu gözyaşları içinde antrenmanı terk etmiş. Gençtir. Hak vermek lazım. Kolay değil tabii Oğuzhan için. Evet. Geçmiş olsun. Ama Geçmiş olsun. ne oldu? Omzumu çıktı. Allah korusun. Ama farklı bir şeyler geçer. Omuz çıkarsa sorun değil hemen Sercan hazır mı? atlatırlar. Tamam, Sercan'ı bir hazırlayalım da bize anlatsın durumu. Yani gözyaşları içine gencecik bir çocuğun antrenmanı yarıda bırakıp çıkması hakikaten insanı üzen ve yıpratan bir şey. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur çocuğun ama gözyaşlarıyla çıktığına göre herhalde O andaki sancıdan da o olabilir. andaki acı da olabilir Olabilir abi. acıdan da. Ama merak ettiğim ne acaba problemi ne? Sercan en Bak iyisini görüntü bilir. var. Heh, görüntü geldi hocam. Sercan bize anlatır gerçi. Orada Talihsizlik bunlar ya. hı? Talihsizlik genç çocukları oraya Aynen hocam ya hiç götürüyorsunuz. sorma. Antrenmandasın ha Serdar. Sol Sercan görüntü de geldi bize. Sol Evet. omzunu tutuyor Oğuzhan. Nedir durumu? Ağlıyor tabii. Çok üzücü bir anda. Evet. Oğuzhan Akgün yani burada bulunanlar da biraz tedirgin tabii ki. Çok kötü çıktı çünkü bir de sahayı terk ederken ağlaması tabii daha yeni bir olay. Yaklaşık 5-6 dakika oldu. Oğuzhan Akgün sakatlanarak oyundan çıktı. Omzu mu çıktı, omzuyla ilgili yoksa bir kırık mı var? Bunun için bir şeyler söylemek için erken çünkü bir anda şimdi hastaneye de götürüldü Oğuzhan Akgün. Hastanedeki kontrollerin ardından omzuyla ilgili daha ciddi bir şey söyleyebiliriz ama yaşadığı acıyı, en azından hissettiği acıyı yüzündeki ifadeden ve ağlamasından anlayabiliriz. Çünkü bir anda orada bulunan, sağlık heyetinde bulunan isimler de doktor da hastaneyi aradı. Hastaneyle iletişime geçildi. Ama tekrar edeyim, kırık mı yoksa
başka bir durum mu? Bunun için biraz daha bir iki saat beklememiz gerekiyor ama durum biraz ciddi gibi duruyordu. Yüzündeki ifadeden ve ağlamasından bunu anlayabiliriz. Tekrar geçmiş olsun diyelim Oğuzhan Akgün'e. Teşekkürler Sercan. Şimdi orada Şenol Hoca şöyle bir hareket yaptı. Evet, ben de ona baktım. Çünkü yere şiddetle vurduğunda Allah korusun hocam burada bir kemik var, o kemik. Yani düşerken kırılabilir. Sol omuzu değil mi? Sol kolunu koyup acaba burkulma mı oluyor, üstüne mi düşüyor? Bir şey öyle anladım ben. Çıkma falan olmuş olsa bu şekilde acı çekmez. Allah göstermesin. Yani orada bağlar köprücük kemiklerinde de olabilir. Çünkü buraları çok hassas bölgeler. Hemen çok sert düşerseniz her şeyle karşılaşırsınız. Vallahi aklıma Veli Kavlak geldi. İnşallah ama onu ama hocam sordum. kırılma olsa abi sedyeyle çıkarttılar hocam. Bak yürüyor ve eli koluna şey ya, taktı. Kol olduğu için yürürsün. Kol olduğu için yürürsün. Gerçi o sıcaklıkla diyorsun. Tabii. Yani inşallah o Veli Kavla hatırlattı da inşallah Veli Kavla'nın falan durumunda çocuğun futbol hayatı bitti ya. Futbol hayatı bitti ya, şimdi. Ya sorma. Antrenörlük yapıyor altyapıda. Beşiktaş'ta değil tabii. Avusturya'da. Bak orada anlatıyor Şenol Hoca. Dikkat ettin mi? Evet. Vurdu evet. mu diyor o basınçla, o baskıyla oradaki kemik sıkıntı olabilir. O antrenman açık olduğu için o sakat anında muhtemelen olabilir. Hı? Yakalamış olabilir kameralara. Geçmiş olsun. Peki. Tabii arkadaşlarımız antrenmanı takip ettikleri için bu görüntüyü de hemen yakaladılar. Kameraman arkadaşımıza Sercan'a teşekkür ederiz. Geçmiş olsun genç oyuncuya Oğuzhan'a ve Beşiktaş camiasına diyelim. Devam edelim Dünya Kupası'yla. Yani hocam beklentinizin yakınında mı Dünya Kupası? Valla ben her maçta oyun olarak değişkenlikleri ve çok hızlı oynanıyor. Yani çok hızlı. Biz işte bu futbola ayak uydurma, bu hızlı oynanmanın ana nedeni milli takımlar değil. Lig takımları. Oynadıkları kategoriler, oynadıkları ligler. Hemen hemen hepsi. Bütün takımlar hızlı oynuyorlar. Yani yavaş oynayan bir takım pek nadir görüyorsunuz. Veyahut da oyunu yavaşlatan takım göremiyorsunuz. Hepsi çok hızlı oynuyorlar. Bunlar ayak yavaşlatırsan süresi ekleniyor. Yani çok bu turnuvadan bilhassa alıp belli başlı takımları iyi analiz edip onların o kademelerine girişleri, o hızlı çıkışları, o beklerin hızlı çıkışları, içeri girişleri, açıkların kullanımları, santraforların sadece çakılı değil, devamlı dönerli oynamaları, yani genel olarak bakarsan çok ders alacağımız bir turnuva. Buraya da ayak uydurmak bizlerin görevi hocalar olarak. Tekrar söylüyorum, sen bakıyorsun takımların çoğudaki oyuncular, bilhassa üst seviyedekiler hep işte Avrupa'nın en elit 3 liginde top oynuyorlar. Burada da yavaş oynanan bir şey yok ki. Favorin kim? Favori şu anda görünen Brezilya. Brezilya. Sen de mi Brezilya? Yani benim gönlümden geçen her zaman Arjantin. Ama favori kim dersen ben de Brezilya veya İngiltere derim. Şu anda onlar yani gözüme bakalım. Fransa da var. İspanya var bir taraftan, Fransa çok farklı gibi oynuyor. O kadar eksikler olmasına rağmen hani yani bizde bu kadar öyle şeyin arasında Arjantin'i alması çok kolay olur mu bilmiyorum. Şimdi bu Arjantin-Hollanda maçı erken final gibi bir şey. Ama Arjantin-Hollanda maçları erken final olur zaten hep. Hatırlarsanız tarihte, Dünya Kupası tarihinde çok önemlidir Arjantin. Meşhur Arjantin-Peru maçı vardır. Peru muydu? Peru. Çok eskiyi söylediniz. Kolumbiyas'ın filan öyle Peru. Hocam kimse şanslı. Finale kalman için gereken neyse o yapıldı.